Nereden buldunuz bu adamı? Ozan Bey'in misafiri. Ben olay gününe kadar tanımıyordum. Şöyle. Eğer kendisini Ricardo ismiyle araştıracak olursanız Monte Carlo'da, Cannes'da birçok yatırımı olduğunu göreceksiniz ve bu yatırımlar turizm sektöründe. O yüzden yani bu anlattıklarınız, söyledikleriniz ben şok içindeyim. Her şeye bakacağız. Bu davaya bundan sonra basit bir zehirlenme davası olarak bakılmayacak. Her şey olabilir. Olay anlattığınız gibi gerçekleşmediyse bu vakadaki bir numaralı zanlılar sizlersiniz. Bakın. Anladığım kadarıyla bu olay farklı noktalara gidiyor. Eğer görüşmelerimiz bu şekilde ilerleyecekse ben yanımda avukatımı istiyorum. İyi yaparsınız. Yalnız kendinizi sadece bize karşı, adalete karşı korumayın. Sonuçta bu adam büyük bir mafya elemanı. Sevmeyeni kadar seveni de vardır. Size zarar vermek isteyebilirler. Tehlikede miyiz yani? Her şey olabilir Defne Hanım. Ama biz buna müsaade etmeyiz. Dikkatli olmak lazım. Tekrar söylüyorum. Bu dava çözülene kadar kasabadan ayrılmayacaksınız. Ali Bey! Ne oldu, hayırdır? Defne'yi polis götürdü. Neden? Bilmiyorum. Tamam Zehra. Ne bu? Tabii ki biliyordum böyle bir şey olduğunu. Altınları alıp kaçacaktın. Ama yapamadın değil mi? Bunu sen öldürdün. Beraber öldürdük. Ortağı mısın? Hiçbir yere kaçamazsın. Ama kaçabilirsin istiyorsan. Daha gitmekte özgürsün, gidebilirsin, kaçabilirsin. Bu benim işime gelir. Kaçarsan suç senin üstüne kalır. Haberin olsun. Eğer yanarsam seni de yakarım. Tek başıma yanmayacağım. İster yan, ister yanma. Senin de işin kalmadı. O altınlar da umurumda değil. Benim bu kasabadaki tek düşmanım Ali. Ve hiç merak etme. Yakında onu da hareket edemeyecek hale getireceğim. Ha? Bitti ya. Süpermen'in geldi.